Merhaba millet, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Frisbee'nin klavye hem mouse setinin incelemesini yapıyorum ikisi bir arada. Güzel uygun fiyatlı hem görünüm açısından güzel hem de mouse ve klavyenin güzel bir özellikleri var. Hepsini birazdan kutu açılımını yaparken ve kutu açılımını yaptıktan sonra test ve görüntü performanslarında bahsedeceğim. Ama kısaca bahsetmem gerekirse ürünümüz çok güzel arka aydınlatmalı bir ışıklı klavyeye sahip ve 8000 dpi özelliği olan bir mouse'umuz bulunuyor. Ben size demiştim ki 6400 şu ana kadar en çok gördüğüm dpi'lar arasında yer alan bir mouse paylaşmıştım kanalımda. Bu onun kat kat üstü. 8000 dpi'ye al aldığınızda gerçekten böyle gözünüzün tam bir atmaca veya kartal gözü olması gerekiyor. Göremiyorsunuz. Cidden o kadar hızlı bir mouse. Ve bununla daha önceki mouse'a kıyasla demiştim ki ben bunu PUBG oynarken kullandım ve PUBG'de çok güzel hem eğim hem spray yapabiliyordum. Çünkü çok hızlıydı ve aslında hızlılık da insanların sizi görmesini hele hele ki ambar oynuyorsanız görmesini ve sağ sol yapmanızı çok çok kolaylaştırıyor ve güzel performans veriyor. Mouse gayet güzel şık bir şekilde bizi karşılıyor ve bir fiyat performansı Normal sürünlerinde gerçekten şu anda kendini aşmış ve güzel kendini kanıtlamış bir marka olarak bu pazar piyasasında hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Şimdi kutu açılımını yapıyoruz bakalım bizi neler bekliyor. Kutu açılımımıza dedim birazcık Karadenizli şivemi kullanayım ama kullanamadım. Kutumuzu buradan açıyoruz. Kolay bir açılımı var. İlk defa zorlanmadan bir kutu açtım bu arada. Evet kutumuz bu şekilde paketlenmiş olarak geliyor. İnternetten sipariş verirseniz her zamanki dediğim gibi faturanız ve garanti belgeniz geliyor. Öncelikle şu mouse'u çıkartalım. Ben kullandığım için tabii ki de bunların paketlerini açtım ve e, sizler için denedim. Sonrasında videosunu çekmeye başladım. Şimdi şuradan klavyemizi de çıkartalım. Kutumuzda şu anda para, herhangi farklı bir şey yok. Kutulamamız bu şekilde. Güzel bir kutulamaya sahip, Türkçe Q klavye dizilimine sahip güzel bir klavye. Yön tuşlarını değiştirebiliyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar şöyle bir şey paylaşayım sizlere. Şuradaki medya tuşları 10 adet medya fonksiyon tuşu bulunuyor ve bu gerçekten çok işinize yarayabilecek tuşlandırmalar. Gördüğünüz gibi burada arama butonları, mesaj mail butonu, işte ses kısma, ses açma, sesi tamamen kapatma, durdurma ve şarkıyı devam ettirme tuşları bulunuyor. Birazdan renklendirmesini göstereceğim size sesi şu şekilde. diye bir sesi var arkadaşlar. Valla klavyenin multimedya tuşlarına hayran kaldım. İstediğim yerde müzik değiştirip istediğim yerde durdurmak çok hoş oluyor ve tek tuşla yapmak. Güzel bir kablosu var. Kablomuzu gördüğünüz gibi plastikten yapılmış. Herhangi bir problem olmaz ama güzel dayanıklı bir kablo yapısına sahip ve şunu söylemem gerekirse şu yan taraflar yani tamamen aslında klavye ABS plastikten yapılmış ve kaliteli hani kırılacak ve böyle hafif bir klavye değil. Aldığınızda elinize güzel bir şekilde size hani diyor ki bak ben güzel bir klavyeyim dostum diyor. Gök kuşağı renkleri arkadan aydınlatmalı oluyor. Onun dışında yüksek profilli tuşlar, yani profilli tuşlara sahip, yüksek profilli harbiden yüksek profil yani. Bunlar böyle kaliteli bir hissiyatı var elinize dokundurduğunuzda güzel bir şekilde. Hani tuş basımı olarak, yazım basımı olarak, oyun oynama bakımından güzel bir şekilde bizi karşılıyor. Mouse'umuzu da çıkartıyoruz. Bak mouse'u göstermeden önce şurayı göstereyim. Bilmiyorum net bir şekilde gözüküyor mu? Şurası var ya şu yan plastikler, şu kısımlar benim çok hoşuma gitti. Hem şu yan taraflar kaydırmıyor ve buralardaki tuşlara da yanlışlıkla böyle basayım falan diyemezsiniz. Bu şekilde elinize aldığınızda. Güzel bir şekilde hem DPI'ni ayarlayabiliyorsunuz şu üst tuşlardan da yapabiliyorsunuz bunları. Yandaki makro tuşlarından. Ve bunda da örme bir kablo kullanılmış arkadaşlar. Şu şekilde netlerse göstereyim. Örme kablomuzda kırmızı siyah olarak geçiyor. Şimdi şu bilgileri paylaşayım sizlerle. Optik sensör kullanılıyor. Onun dışında Yonga setimizde Plus 199 chipsete sahip. Bu zaten çoğu mouse'un kullanmış olduğu bir chipset arkadaşlar. Çözünürlüğümüzde 800'e 8000 DPI. Zaten aktarabileceğim sizlere 7 tane ayarlayabilir yapabileceğiniz makro yani tuş dizilimi bulunuyor mouse'un üzerinde. Net görebileceğiniz bir biçimde bir tane ışığımı kapattım. Arkadan aydınlatmalı bu şekilde bir ışıklandırmamız var. İsterseniz buradaki tuşa basıp kapatabiliyor normal. Klavye olarak kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de rengi açabiliyorsunuz. Güzel bir renk dizilimi bulunuyor. Şöyle daha net görebilmeniz için biraz da şöyle yan tutayım. Hani her açıdan göstermeye çalışayım sizlere arkadaşlar. Güzel bir ışığımız var. Şimdi mouse'umuza geçiyoruz. Mouse'umuzdaki ışıklandırmalar şu anda tam kamerada net belli olmasa da şu şekilde bir ışıklandırmaya sahip buradaki tuşlara basarak değiştirebiliyorsunuz modlarını. Bunlar hem DPI hem makro dizilimleri olduğu için buradan farklı modlara geçiş yapabiliyorsunuz. Işıklandırmamız buradan geliyor. Şuralarda bulunuyor. Bunun dışında programlanabiliyor renkleri. 4 tane sanırım rengi vardı değişebilen. O da zaten bu şekilde bir renk kombinasyonu. Benim kullandığım bu mor renk. Aslında bu şu anda size şöyle söyleyeyim. Karanlıkta daha tatlı duracak ama şimdi burada ışık olduğu için tam net durmuyor. Evet klavye ve mouse'umuzu bu şekilde yani yana koyduğumuzda gerçekten hani hakkını verebilecek hem design hem görünüm hem de kullanım açısından abi 8000 DPI ne demek yani ne demek hani ben bir şey diyemiyorum artık yani sizi uçuşa geçirecektir bu muhtemelen. Mouse klavyede oyun oynarken hele ki PUBG'de şöyle düşünün arkadaşlar. Bu şekilde shift'e basarak e, W, A, S, D'yi rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ve şuradaki F2 tuşları veya 1, 2, 3, 4, 5 tuşlarına rahat bir şekilde basabiliyorsunuz. Eliniz yüksekte kalmıyor. Ve son olarak göstermek istediğim şuralardakileri açarsak da dik bir şekilde bize hizmet sağlıyor klavyemiz ve burası da bilek destek gibi aslında biraz da olsa hizmet veriyor ve tasarımı gerçekten güzel şu tuşlar mükemmel buradan sesi durdur başlat aç hepsini yapabiliyorsunuz ve direkt olarak hemen bilgisayar algılıyor gecikme yaşamadan. Evet millet klavyenin incelemesini yaptık. Yorumlarda şunun için bir güzel yorumlarınız, kötü yorumlarınız. Artık hani tamamen ne düşünüyorsanız o yorumları bana şu klavye için yaparsanız sevinirim. Bu arada ben hani şöyle söyleyeyim. Mouse'a gerçekten hani yapı olarak hayran kaldım ve 80.000 DPI'yi bir denemek istedim ve denediğimde gerçekten mouse'un nerede olduğunu bulamadım. Siz de bulamayacaksınız. Bulabilen varsa yorumlara yazsın. O 80.000 DPI'ye getirip ve o mouse'un şöyle hafifçe oynattığınızda nerede olduğunu bulabilen varsa yani o bizden değil uzaylıdır. Ben bulamadım. Bulamıyorum da. <laughs> Şaka maka bir yana. Hadi arkadaşlar ben şimdi oyuna geçeceğim. Bir mouse'la klavyeyi şöyle güzel bir oyunda oynayayım bir kullanayım bakayım. Nasıl bir hissiyat var böyle 3-4 gündür kullanıyorum ama hani sevdim mouse'un ışıklandırmasını ve oynama yani Şu anda sanki PUBG oynuyormuş gibiyim. Sizler de bu klavyeyi almak isterseniz aldığınızda yorumlarda belirtin ki diyeyim ben de kullanıyorum. Şu şu özelliği güzel, şu şu özelliği kötü ya da farklı bir özelliğini bulabilirseniz bana da söyleyin. Birlikte en azından bir şeyler öğrenmiş olurum siz lardan da belki de siz de benle hanı görüntülerini görüp az çok da bilgilerini alıp klavyeme olsun. Kullanmak isterseniz de alabiliyorsunuz arkadaşlar. Frisbee şu anda pazara o kadar hakim ki hem uygun fiyatlı ürünleri var herkesin alabileceği, herkesin erişebileceği. Hem orta segmentte hem de pahalı ürünleri var ve bu pahalı ürünlerde işte hem yüksek düzeyde alabilenlere, de işte düşük düzeyde bütçesi olanların alabileceği. Her klavyede kaliteli hizmet veriyor. Neden derseniz bak bu klavyenin fiyatlandırması diğer mekanik klavyere göre daha uygun. Ama kullanmış olduğu ABS plastikler gerçekten kaliteli bir hissiyat veriyor. Yani sen bunu düşürdüğünde hani herhangi bir problem olmaz. Şu arka tarafını da göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi ya yapıları klavyenin ve mouse'un um gerçekten güzel. Bizim her zaman oyuncu olarak veya işte bir tüketici olarak aramış olduğumuz şeyler kalitedir. Uygun fiyatlı alabileceğin kaliteli ürünlerden hani almaya çalışırız hepimiz. Kalite kişiden kişiye göre değişmektedir ama benim için kaliteli şu yapı bile kaliteli gözüküyor arkadaşlar. Multimedya tuşlarını direkt üstünde ben görmek istiyorum. Abi neden CTRL e ya da FN'e basıp da F1 yapayım ya da başka bir şey. Tek tuşla bak şurada tıklayacağım abi hemen. Tıkladıktan sonra şu tuşa mis gibi benim müziğimi açacak. Sesini kısacak veya kapatacak. Frisbee markasının birçok ürünlerini inceleyeceğim. Comsys.com.tr'ye teşekkür ediyorum bana ürünleri göndermiş oldukları için. Daha çok ürünlerimizin geleceğini biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bakın şuraya atıyorum. Tam şuraya bir abone ol butonu ekledim. Siz tabi buradan değil hemen videodan izliyorsanız telefonu yan çevirip bir abone ol butonuna tıklayıp veya bilgisayar dışarıdan izliyorsanız büyük ekrandan çıkıp bir abone olup yorum veya dislike atabilirsiniz. Hiç problem değil. Etkileşim etkileşimdir. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.